Bugün iki tane konumuz olacak. Konulardan bir tanesi yine bana linç girişiminde bulacaklarına inandığım bir guru var. Şu anda heyecanla bekliyor. <laughs> Bekliyordur Ferhat'cığım. Biz ne zaman burada Hülya ilgili bir şey konuşsak orada bir guru hurra saldırır. Geçenlerde de ya ben Mahsu Kırmızı Gül'le ilgili bir şey paylaşmıştık burada. Ya Mahsu Kırmızı bir tane şeydeki adı Maho. Ona genellikle arkadaşları da Maho diye seslenir. Yani bu bir espridir. Bunu anlamayan bir arkadaşım benim için şey yazmış. Saçlarını sarıya boyatıp da Patronun kafasını çelip oraya oturdun diye kendini bir şeyse vallahi benim patronum o kadar zeki bir insan ki eşi de keza öyledir. Çok saygı duydum, çok tatlı insanlar. Öyle kalkıp da sarışınız diye saçımızı boyayıp da gelip de kafalayacak insanlar diye dünyanın en zeki en akıllı insanları. Yani kusura bakmayın da mesleki hayatıma burada başlamadım. Güzel kardeşim benim. 27 yıllık gazeteciliğim var. Siz bakmayın böyle genç ve dinamik görünmek için kendimize o kadar botoks yaptırıyoruz, o kadar bakım yaptırıyoruz. E o kadar da olacak yani. O kadar kendimize özen gösteriyoruz diye. Sen bize herhalde böyle influencerlarla falan karıştırdın ya da sosyal medya fenomenleriyle e, alakası yok. Ben bir gazeteciyim. Yıllardır da bu mecralardayım. O yüzden de sevgili patron ve eşi Süreyya yanmadı buradan sevgilerimi gönderiyorum. Öyle yazmışlar benim için sevgili Cezmi Bey. <laughs> Öyle demişler öyle saçını sarıya boyatarak olmuyor. Herhalde galiba bu kanalın tek sarışın olduğum için öyle bir izlenime kapılmış hanımefendi. Ama bu işler öyle sarışın olmakla olmuyor. Efendim şimdi gelelim konumuza. Sevgili Hülya Avşar yine programına konuk aldığı birisini engin bilgilerini paylaşarak hanımefendinin başarı hikayesinden bahsetmiş. Ay biz de gerçekten gözlerimiz dolu dolu izledik. Nasıl bir başarı öyküsüymüş. Buyuruz efendim siz de izleyin. Hanım kızımız bakın neyde başarılıymış. Her şey yapılabilir. Sınırsız tamamen. Ya belli bazı kurallar var tabii. işte kendine zarar verme vesaire onlar yasak. Hmm. Ee, ya da işte bazı şeyler atıyorum bıçak görünmesi bilmem ne. Böyle bazı kurallar var ya da işte pedofili özendirecek şeyler falan bunlar yasak. Hmm. Ee, ama onun dışında sınırsız istediğini yapabilirsin. Yani iş çamaşırlı olursun, full çıplak da olursun, bikini'li olursun, kıyafetli de olursun. olursun. Mastürbasyon videosu da çekebilirsin. partnerli seks videosu da çekebilirsin. Tabii o kişinin de hesabının olması lazım ve onun etiketli olman lazım haberin olması lazım oradan evet. para mı geliyor evet insanlar buna para ödüyor izlemek için. Zaten DM üzerinden oluyor aslında. Ana sayfa ya da profil gibi değil. Yani Instagram'a benziyor. Ana sayfası var, profilin var, canlı yayın açma kısmı var, hikaye atma özelliği var. DM bölümü de var. DM'den aslında e, ana sayfadan da yapılabilir ama ben öyle yapmıyorum. Daha çok DM bölümü. Özel mesajlaşma olarak hı hı. karşıdaki kişi ne istiyor? İstediği şey bana uygun mu? Yapabilir miyim? Göndermek istiyor muyum? Kişiye göre de değişiyor şimdi. Ne kadar ödediğine de bağlı. İşte kimisi az ücret ödüyorsa ona daha normal şeyler giderken kimisine daha farklı işte. Anında yani. mı ödeme yapıyorlar? İçeriği sen gönderiyorsun ama kilitli oluyor ya da iki saniye, bir saniyelik ön izlemesi ya da böyle şey bulurlu mu, flurlu mu hı ne demiyor hiçbir şey gözükmüyor. Ona orada ödediği an açılıyor kilit aslında. Hmm. Öyle oluyor. Neler var ya hmm. Allah Allah. Yani bir nevi vücudunla para kazanıyorsun. Evet. Bu yolu seçmişsin. Memnun musun? Yani bir şeyden memnun olman lazım ya kazandığın paradan hı, hı. ya özgürlüğün. Ya da hiçbir şeyden? Yani tabii ki kazandığım paradan memnunum. İşte ne kazandırdı da... sana? Ne aldın kendine? Hiçbir şey alabildin mi? Buraya gelirken Kerimcan'ın videosunu da izledim. O da aynı cevabı <gülüyor> veriyor. Diyor <laughs> ki bir şey almadım. Yani anda hayatımı harcıyorum. Ben de tam olarak öyleyim. Çünkü hayat bir deneyim ve tecrübe aslında. Ve aslında parayı eğer böyle deneyime harcarsan çok şey kattığını düşünüyorum. <laughs> ben de tabii ki bu para sayesinde tabii öncesinde de yine biraz kazanıyordum ama bu kadar değil. İşte yurt dışına gitmek olur, vize almak olur, bu tarz masrafları karşılamak olur. İşte İngilizcem çok iyi değil ama hiç yoktu. Ibiza'dayken, İspanya'dayken çok uzun kalacağım için orada İngilizce kursuna başlamıştım 6 ay falan. Öyle mi? Evet bunlara daha çok hani kendi gelişimime ya da işte farklı ülkelere giderek farklı kültürleri tanımak, farklı insanlarla tanışmak, gittikçe İngilizcemin gelişmesi vesaire buna harcamayı tercih ettim daha çok. E tabii vakti gelir. E, bunlara harcadığımdan daha çok çok çok, çok çok kazanırım. O zaman işte evler arabalar vesaire alınabilir ama bunlara hevesim de yok açıkçası. O arabam olsun köşede garanti olsun öyle bir insanla da değilim. Öyle yani. mi? Bazı insanlar öyle oluyor. Yani anını yaşıyor. Belki de öyle mi olmak lazım onu bilmiyorum ama ben şey oldum yani hani ileride bir en azından bir köşede bir gün ben bu işi yapmak istemiyorum dediğin zaman en azından bir hani güvence olsun evet, diye dedim. Haklısın, yani yapman lazım haklısın, değil mi? Haklısın evet ee, ama işte bir de enerji dünyası var ya benim inandığım alan. İşte, ne diyor enerji? Yani, işte hayata güvenmek ve teslimiyet, hayata teslim olmak. Her şey olması gerektiği gibi oluyor. Yani ne bir... güzel ben <laughs> resmen ders alıyorum şu an senden. Kesinlikle senden ders alıyorum. Ve neye inanırsam ben onun olduğuna inanıyorum. Eğer gerçekten bu hayatta bir yerlere gelebileceğine, bir şeyleri başarabileceğine inanıyorsan tabii yine her koşulda hani belki benimki kadar değil, daha az ama bir şekilde bir şeylerden fedakarlık ediyoruz diye düşünüyorum bazı Fazla şeyler da. için. Ama verme dengesi hani bir şey istiyorsun. o gel geldiğinde sen başka bir şey veriyor oluyorsun. Ve böyle böyle inanıyorsan ilerlediğini düşünüyorum ki ben hani Nazilli'den buralara kadar geldiysem kendim hani hem tabii ki dışsal olur ya da sosyal medya olur vesaire ya da network olur ama aynı zamanda kişisel gelişim olarak da kafa yapım düşüncelerim o kadar çok değişti ki yani oradan buraya geldiysem buradan da çok başka yerlere gidebilirim diye inanıyorum. ben gerçekten şu anda sana saygı duyuyorum. Gerçekten ağzım açık dinliyorum ve helal olsun diyorum çünkü bir şekilde yaşayabilirsin yaşadıklarını hani dedim ya başında da başlarken lehine çevirmişsin. Kendini geliştirmişsin. Ya e, ya her ne yapıyorsan yapıyorsun. Bu da senin kendi kararın. Şu an sana gerçekten sevgi ve saygıyla bakıyorum. Çünkü neye inanıyorsan o akıyor hayatta diyorsun. Evet. İşte ne bileyim zaten olması gereken biz bunları zaten düşünebilsek normal hayat, hayatımıza çok daha sakin olacağız. Evet. Benim hayaller biraz garip. <laughs> yani ben en tepeye çıkmak istiyorum. Bu dünya ünlü olmak olur. Sadece ünlülük değil. Dünyanın en zenginleri listesinde olmak olur. Ama aslında bu sadece görünür olmakla da alakalı değil. Tabii ki etkili. Ama ben tepeye çıkıp en tepedeki insanlarla tanışmak istiyorum. Yani atıyorum Elon Musk'la, Bill Gates'le aynı masaya oturmak istiyorum. Nasıl insanlar? Günlük hayatta ne konuşuyorlar? Ne yapıyorlar? Yani ben öyle insanlarla aynı masada oturmayı hak ettiğimi düşünüyorum. Günlük konuşma şeyleri beni sıkıyor çünkü. Herkes borç, o, bu, kaos, savaş, bu, şu falan yani herkes böyle ve ilgi alanım değil. Yani birileri dünyayı yönetiyor. Birileri tepedeyse farklı çalışıyor ki zihinleri zaten oradalar. Yani o yüzden oradalar. Ya da o yüzden o kadar paraları var. O yüzden o kadar ünlüler, görünürler. Demek ki bunların zihinleri farklı çalışıyor. Yani normal insan gibi değiller. Normal olmadıkları için oradalar. O yüzden onlarla tanışmak istiyorum. Onların çevresinde olmak istiyorum. Onlarla aynı masada oturmak istediğim için. Bunu yapabilmem için de oraya çıkmam gerekiyor. Sen yaparsın. Ben, ben sen de, de onu görüyorum. <laughs> Kesinlikle görüyorum. Yavaş yavaş kontak kurmaya başladım. <laughs> ah, gerçekten. Mi? Evet. Yakından takip edeceğim. Bakayım nerelere gideceksin. İnşallah Allah yolun hep güzellikleri açsın. Neresinden tutarsan elinde kalır. Yani sevgili Avşar YouTube programı yaptığından beri program konuklarına dikkat edin. Sürekli olarak böyle bir cinsellik üzerinden bir yayın yapılıyor sürekli. Only Face, bana göre Only Fans galiba diğer adıyla artık tam olarak telaffuz deyip kimisi Only Face diyor, kimisi Only Fans diyor. Ama Orası arkadaşlar bana göre yapılmış bir porno sitesinden hiçbir farkı yok. Çünkü oraya girdiğiniz zaman genellikle genç kızlar ya da cinsel eğilimleri farklı olan insanların müstehcen görüntülerini paylaştıkları. Efendime söyleyeyim bir tane mesaj bölümü var. O mesaj bölümünde erkekler ya da eşcinseller ya da artık cinsel deneyimleri seçimleri neyse onlar mesaj atıyorlar. Oranı aç buranı aç bunu yaparsan şöyle olur ayrı bir oda açılıyor. Ya bana söyler misiniz? Ben bu ülkede genel ev belgeseli yapmış bir kadının bu arada haberciliğimde. Oradaki kadınların hayatlarına baktığınızda gerçekten çok acı hayatlar. Ya babası ya birisi tarafından kandırılmış, ya sevdası uğruna birine güvenip gelmiş, sonradan oraya atılmış. Aileden, abiden ama hep bir erkek darbesiyle oraya düşmüş kadınlar. Maalesef oralardan da çıkamıyorlar. Gerçi bu ülke zamanında Biliyorsunuz genel ev patron kesinin oğluna da belge vergi rekortmeni seçip ona bir plaket vermişlerdi. Hani bu yıl çok güzel kadın sattın diye. Hakikaten enteresan bir ülkeyiz. Onlyfest de şu anda bana göre yapılmış dijital platformdaki bir porno sitesinden hiçbir farkı yok. Ve siz kalkıp da programınıza böyle birini davet ediyorsunuz. Sanki başka kimse kalmadı. Bir de üstelik de hanımefendi, telefon sesini kısacağım pardon. Bir de hanımefendi, sevgili... E, Hülya Avşar 60 yaşındasınız. Hayatınız boyunca bu sektörde kim bilir neler yaşadınız, bir kadın olarak kim bilir nasıl mobbinglere uğradınız, kim bilir bu sektör içerisinde ne zorlukların içinden çıktınız. Çünkü hakikaten kadın olmak ve kadın olduğunuz bir yerde de çalışmak hele eliniz yüzünüzde düzgünse mutlaka önünüze ciddi engeller çıkarıyorlar. Bu dünyanın her yerinde de var. Karşınıza aldığınız insan daha 20'li yaşlarda cehalet kokan konuşmalar ve siz diyorsunuz ki senden öğreneceğim çok şey var. Ne öğreneceksiniz? OnlyFest'e mi girmek düş girmeyi düşünüyorsunuz 60 yaşından sonra? Ya da siz karşınıza aldığınız bu hanımefendi hangi kişisel gelişimiyle, hangi eğitimiyle Türkiye'de gençlere ya da ülkenin herhangi bir birimine nasıl bir katkısı olmuş da sana imrenerek bakıyorum senden alacağım çok dersler var diye oturup ciddi ciddi konuşuyorsunuz. Merak ettim ne ders aldınız? Mesela OnlyFest'e girip de orada diyor ki odalar var isterseniz partner buluyorsunuz partnerinizle birlikte seks de yapabiliyorsunuz o tercihe kalmış bir şey hani ben henüz o aşamaya gelmedim bu nasıl bir şeydir ya daha önce de Kadir'i programınıza davet ettiniz orada çocuk çocuğa nişanlını öptün mü diye sordunuz o da hayır öpmedim. Niye öpmediniz? E öpmediysen kız senden şüphelenmiyor mu? Yani açık açık çocuğa cinsel eğilimin farklı mı acaba? Onun için öpmüyor mu diye manasız bir sohbete sürüklediniz. Arkasından e, bu çocuğun adı neydi? Kerimcan. Kerimcan'ı yayına çıkardınız. Orada da cinsel eğilimlerin ne? Mesela kadınlarla yatıyor musun? Aynı anda erkeklerle de yatıyor musun? Ya bu nasıl çirkinlik ya? Kim ne yaşıyorsa lütfen kendi içinde yaşasın ya. YouTube dediğiniz şey gençler de ulaşıyor. Bir televizyon kanalı değil ki belli bir süzgeçten ya da rütükten geçsin. Yani bu YouTube programlarına çıkardığınız insanlar yüzünden insanlar erişim sağlıyor. Siz aslında şu anda Only fest denilen ahlaksız bir sitenin reklamını yapıyorsunuz aslında sizin. Hülya Şer. Zaten şu anda Türkiye'deki adalet sistemi gençler tarafından çalışıyoruz, çabalıyoruz. Bir gram uzadığımız yok, asgari ücretlerini ev alabiliyoruz, ne araba altımıza motosiklet bile alamıyoruz deyip Çocukları zaten kolay para kazanma yönüne iten Polatlar ailesinden çıkan Berat kararıyla herkesin kafasında bir başka bir imaj oluşurken siz şu anda ne yapıyorsunuz ya genç kızlara? Merve Taşkın neyi başarmış bu ülkede? Hangi başarı öyküsünü yayınlıyorsunuz? Hani böyle gariban ülkeler, şey, gariban evlerden çıkıp da mum ışığında çalışan doğuda ne çocuklar var? Baktığınız zaman sınavlarda birinci çıkıyor bu çocuklar. Neden? Çünkü eğitim alarak hayallerinin peşinde koşmaya iletiyoruz. Elin Max'la tanışacakmış. Ya Elin Max'in etrafında bir tek iri memeli kadın sen misin? Elin Max'in etrafında bir sürü senin gibi kadın var. En alası var hem de. Adamın ulaşıya bile çok fazla. Oturup kalktığı insanlara baktığınız zaman BiliGeist'te oturacakmış. Ne diye oturacaksın mesela? BiliGeist'te ne sohbet edeceksin? Çok merak ettim mesela. Ne yapacaksınız? Dijital ortam mı konuşacaksınız? Ya da 2030 yılında dünyadaki gelişmeleri mi oturup birlikte karar vereceksiniz? Bilimde neler olacak? Mesela uzayda insanlar hangi dönem içerisinde hayat bulacak ve yaşamaya başlayacak? Mesela ne konuşacaksın ya? Sen başarırsın diyorsunuz. Keşke siz 60 yaşında deneyimleri olarak bir sanatçı olarak ona Only face'ler kazandığın parayla hayatını sürdürüyorsun ama gelecekte bakın bu beden tüccarlığı yerine acaba eğitimini mi tamamlasan, başka bir kuvvarda mı olsan? Çünkü orada yapılan şeyin beden tüccarlığından başka hiçbir farkı yok. Ha bence Avrupa'daki o striptiz barlar mı vardı oralarda? Amerika, Avrupalarda var ya böyle gidiyorsun dokunamıyorsun. Dokunursan ayrı bir bedeli var bu işin çünkü. Direkt dansı yapan kadından ne farkın var senin? Ha bir tanesine canlı yapmışsın onu, ha diğerine kamera karşısında. Bakın iddia ediyorum, OnlyFest'i kullanan birçok ailenin çocukları var biliyor musunuz? Annelerinden, babalarından habersiz. Odalara kapanıp, yüzlerini kapatarak vücutlarını sergiliyorlar. Ve siz buraların, bu mecraların reklamını yapıyorsunuz. Ne kadar yanlış, ne kadar çirkin. Zaten toplumda müthiş bir dejenerasyon var. Yani biz bataklığın dibindeyiz. Enses, pedofil. Ya bu ülkede insanlar damacanaya tecavüz ediyor. Bu insanlar Kütahya'da bir otele gidip bir tane siyasetçi otelden içeri girdiğinde bir vazo var ki Kütahya'yı simgeleyen şeydir aslında o vazolar. Hani Çiniler, Seramikler. Beyefendi oradaki vazoya bakıp onun bir kadın kıvrımını Temsil ettiğini düşünüp o vazoyu oradan kaldırmaya kalktı. Zihniyete bakın ya. Biz böyle bir ülkede yaşıyoruz. Ben inanamıyorum. Bütün göğüsleriniz ortada. Teşhircilik had safhada. Bedeninizle var oluyorsunuz ki Merve Taşkın aslında daha önce sosyal platformlarında çok müstehcen fotoğraflarından dolayı CİMEL'e şikayet edilmişti. Bununla ilgili de mahkemeye çıkmıştı. Mahkemeye gittiğinde de öyle bir kıyafet giymişti ki mahkeme salonunda... Yarı çıplak bir haldeydi ve hakim beratını verdi. O buna şöyle açıklıyor. Benim diyor kimse özgürlük alanımı kısıtlayamaz. Ferhat biliyor musun bu ülkedeki problem ne biliyor musun? Asa çocuklara aşılanan şey. Hayatını özgürce yaşa. Özgürlük demek soyunmak demek değil. Özgürlük kavramı düşüncelerinizi hür iradenizle ifade edebildiğiniz... Gecenin bir yarısı hiçbir koruma ya ihtiyaç duymadan canınız sıkıldığında yürüyüş yapabildiğiniz güvenli bir alana sahip olmaktır özgürlük dediğiniz şey. Özgürlük her istediğiniz haltı yemek yemek değil. Sokak ortasında banklarda ahlaksızca sevişmek değil. Bikiniyle mayoyla metrobüse binmek değil. Yarı çıplak bir halde sokaklarda gezmek değil. Özgürlük dediğiniz şey kendi alanınızı yaratmaktır. Düşüncelerinizi ifade etmektir. Kendi ayaklarınızın üzerinde durabilmektir. Ekonomik olarak o gücü elinize almaktır bir kadının özgürlüğü. Özgürlük böyle bir şey değil ki. Çocuklara bir de yeni bir şey çıktı. Son 10 yıldır spiritüel yaşam terapistleri sürekli olarak anı yaşa. Aman ölümlü dünya. Boş ver. Hayat ne getirirse onu yaşa. Ya ben iki tane Boğaziçi mezunu iki karı koca bir kendi avukatımdan hafta sonu dinlediğimde inanamadım. Boğaziçi mezunu karı koca bu spiritüellere bilmem neleri biraz sarmışlar galiba. Güzelim işlerini bırakıp çok manasız bir işe girmişler. Annelerinin emekli maaş kartlarını onunla geçiniyorlar. Neymiş efendim? Para için savaşmak zorunda değillermiş. Hayat çok kısaymış. Bu kısa hayatı da böyle çalışarak, çabalıyor. Ben anlamıyorum gerçekten. Sonra da diyorlar ki mesela neden ilimde bilimde Yahudiler çok ön safhada? Niçin Müslüman alim bir türlü ilerlemiyor? Neden biliyor musunuz? İnanılmaz çalışkanlar. Bakın Amerika'da yaşamış biri olarak söyleyeyim size. Ellerinden kitap düşürmüyorlar. Her gittikleri yerde mutlaka ellerinde bir kitap var. Ve ilime bilime inanılmaz para yatırıyorlar. Zalimlikleri var yok onu bilemem. Herkesi de onlardan biri olarak görmüyorum. Ama adamlar çalışkan mı çalışkanlar. İlmi çok önem veriyorlar. Küçücük çocuklarını bile yetiştirirken çok farklı yetiştiriyorlar. Üstelik de baktığınız zaman burada kalkıp Yahudi'li sempatizanlığı yapacak değilim. Ama onlar da Allah'ın yarattığı kul. Cool. Onlara da baktığınız zaman gerçekten her taşın altından onlar çıkıyorlar. Bak dikkat et. Bir de dönüp bizim Müslüman alemine bakın. Hala biz sakız çiğnesem caiz mi, değil mi? E çıktım, yan komşum gördü, abdestim bozulur mu? Hala saçma sapan bir şeyin içinde durup dönüp duruyoruz. Zaten bu sosyal platformlar bence İslam aleminin üzerinde yapılmış en kötü oyundur. Bakın dünyada hiçbir dejenerasyon bizdeki kadar yok. Gidin bakın Amerika'ya. Ben ilk TikTok çıktığında Miami'de yaşıyordum. Miami'deydim. İlk arkadaşımın küçük kızı evinde TikTok'tan böyle videolar paylaşıyordu. Hatta biz birlikte çekmiştik böyle yanıma gelmişti. Türk bir arkadaşım Türk birlikte kaldım onlarla. O zaman küçük kızı gelmişti yanıma. Baktım müzikli bir şey paylaşıyorlar. Sevimli, çocuklar çok tatlı, güvenli bir ortam. Beni TikTok orada gördüm mesela. Aman Allah'ım kendi ülkeme bir geldim. Karı koca yatağın içindeler. Karımın düğmesini açmasını istiyorsan bana balina at, onu at, bunu at. Ben hakikaten hayretler içerisindeyim. O yüzden sevgili Hülya Avşar sizinle bir genç kızınız var. Kendi kızınız only feste girse karşısına alıp böyle över misiniz acaba? Ya reyting alacağım diye programa çağırdığınız konukların iletişimi inanılmaz kötü. Ya bundan bir etkileşim almayı düşünüyorsanız da bana göre kötülük yapıyorsunuz bu çocuklara. Merve Taşkın kim? Siz bu insanları çıkarıp da sen başarırsın ya benim senden öğrenecek çok şeyim var dediğiniz bir genç kız da o gazla daha da fecisini yapacak. Keşke 60 yaşında bir kadın olarak o olgunlukla daha başka şeylerin örneğini verseydiniz. Ferhat az önce diyor yani olgun bir insan keşke ona kendi deneyimlerini anlatsaydı diyor. Bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten bu ülkedeki en büyük terörizm ahlaki çöküştür. Net söylüyorum. Bir ülkenin ekonomisini düzeltirsin. Bak bir ülkede kötü giden gidişatı toparlarsın hep beraber el birliğiyle koyarız elimizi taşın altına. Zaten sıka sıka artık nefes almakta da zorlanıyoruz. Asgari ücret bir yıldır aynı emeklilerin durumu ortada. İnsanlar çocuklarını okula gönderirken çok zorlanıyor. Devlet okulları zaten yardım adı altında velilerden müthiş paralar. Yani çok zorlaştı hayat bunu kabul ediyorum. Bak hepsini aşarız. Ama ahlaki dejenerasyonu aşamazsınız. Bakın aşamazsınız. Bu dejenerasyonun başladığı yerde aile birimini çökertirsiniz. Aile birimini çöktüğü yerde de asla ve kata ayağa kalkamayız. Bak onun toparlanmasının mümkünatı yok yani. O yüzden bunu yapmayın ne olursunuz. Hakikaten çok büyük yanlış ve bu yanlışa da izleyiciler de çanak tutuyor. Bir baktım binlerce insan izlemiş. Ya biz haberciyiz. Bizim TikTok'ta bile fake hesaplarımız var. Çünkü kendi adımızla girsek o bir sürü mesaj alıyoruz. Kendi sosyal medyamda bile bir sürü mesaj alıyorsunuz. Orada o yüzden var oluyoruz. Neden? Oradaki olayları takip etmemiz lazım. Biz gündemi takip etmek zorundayız. Ama kalkıp da on nefeste de girmiyorum. Ha, o platformlara dışarıdan anladığım kadarıyla. Nihal Can'dan da oradan ayda yüz bin dolar kazandığını söyledi ya. Nasıl bir avaza toplumuz. Ben bu beyleri de anlamıyorum. Yani belki karısını kızına o parayı vermeyip ya orada iki tane meme göreceğine git karının memesine bak arkadaşım. Ya bu kadar zor değil. Ay bu kadar bir ahlaki dejenerasyon. Sevgili Hülya Avşar siz de bu suçun kesinlikle bir parçasısınız. Ve bu yaptığınız programdan dolayı sizi de kınıyorum. Gençlere de hiç kötü örnek, şey iyi bir örnek değilsiniz yani. Kusura bakmayın.